Ve devam edelim. Hanzade Doğan, Hepsi Burada kurucusu ve yönetim kurulu başkanı konuğumuz olacak. Hepsi Burada yönetim kurulu başkanı Hanzade Doğan, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu tarafından New York'ta düzenlenen yıllık toplantılara katılmıştı. Hoş geldiniz Hanzade Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, Birleşmiş Milletler'in organize ettiği Kadınların Statüsü Komisyonu'nun yıllık toplantısı için oradasınız sizler de. Bu sizin katıldığınız Global Compound'un düzenlediği yuvarlak masa toplantısının teması neydi? Öne çıkan başlıklar ne oldu acaba? Tabii ki bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında cinsiyet eşitliği çok önemli bir yer tutuyor. Kadının Statüsünü Koruma Komisyonu da bu amaçla çeşitli çalışmalar, toplantılar yapıyor. Dün de dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'larıyla ve Birleşmiş Milletler temsilcileriyle bazı toplantılar yaptık. Bu senenin teması teknoloji ve dijitalleşme ile kız çocuklarının ve kadının güçlendirilmesiydi. Yapılan görüşmelerde öne çıkan temalardan bazıları kamu-özel sektör işbirliğinin önemi, cinsiyet eşitliği gibi çok yönlü toplumsal değişimi, toplumsal dönüşümü gerektiren konuların sadece kamu kurumlarıyla ya da özel sektörle çözülemeyeceği işbirliklerinin öneminin altı çizildi. Yine yapılan görüşmelerde dijitalleşmenin ve teknolojinin bir tarafta cinsiyet eşitliği için ciddi bir fırsat oluştururken diğer taraftan da ciddi bir tehdit olduğuydu. Çünkü bu dönüşümde birçok iş kolu değişecek, yeni iş kolları girecek. Eğer kız çocuklarımızı bu alanlarda yetiştirebilirsek ileride cinsiyet eşitliğinde cinsiyet eşitliğine ulaşmada ciddi bir yol alırız. Bu konular konuşuldu. Tabii Hepsi Burada'nın buraya davet edilmesinin sebebi bizim 6 yıldır başarıyla yürüttüğümüz Kadın Girişimciye Teknoloji Gücü programıydı. Bu programı da dünyadaki diğer şirketlerle paylaşarak örnek teşkil etmesini sağlayıp onları da teşvik ettik bir nevi bu tür çalışmalar yapmaları için. Şimdi şöyle bakıyorum ben dijitalleşme ve cinsiyet eşitliği bakımından. Dijitalleşme acaba daha fazla eşitlik getiriyor mu, yoksa tam tersi eşitlik açısından riskler barındırıyor mu Hanzade Hanım? Dijitalleşme ve teknoloji doğru kullanılırsa, doğru uygulanırsa ciddi fırsatlar getirdiğine inanıyorum. Bizim yaptığımız program çok güzel bir örnek aslında. Nasıl teknolojiyle ve dijitalleşmeyle kadınların ekonomik özgürlüklerine fayda sağladık. Biz bu Kadın Girişimciye Teknoloji Gücü programımızı 6 sene önce başlattık. Ve dedik ki kadın girişimcilere, kendi işini kurmak isteyen kadınlara destek olacağız. Ellerinden tutacağız. Kargo almayacağız, düşük komisyonlar uygulayacağız, eğitimler vereceğiz ve bu sayede 38 bin kadın girişimci kazandırdık ülkemize. Dolayısıyla teknoloji ve dijitalleşmenin cinsiyet eşitliği için fırsat olduğuna inanıyorum. Peki şimdi toplantıda acaba mevcutta Türkiye'deki deprem konusu, afetler konusu, afet zamanlarında kadınların yaşadığı sorunlar acaba gündeme geldi mi? Çünkü COVID ve yakın zamanda da depremin getirdiği felaketlerden kadınların daha yoğunluklu etkilendiği söylenmekte ve bu gündeme gelmekte. Aslında bu gibi felaketlerde acaba kadınların nasıl bu riskleri ve engellemeleri kaldıracağımız konusunda yorumunuz ne? Neler yapılabilir size göre? Çok çok doğru söylüyorsun ve çok önemli bir noktaya değindin. Dünkü toplantının gündeminde deprem olmamasına rağmen ben kendi konuşmamda tabii ki depremden bahsettim. Uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmek için bu konuyu
bu konudan bahsetmek istedim. Felaketlerde kız çocukları ve kadınlar daha kırılgan, daha çok etkileniyorlar. Covid'de bunu gördük. Aile içi şiddette çok ciddi bir artış oldu. Kadınlar bir taraftan evde ofis işlerini yaparken diğer taraftan çocuklarla uğraşıp ev işlerini yapmak zorunda kaldılar. Çok büyük bir yükün altında kaldılar. Covid'de yaşanan işsizlikten kadınlar çok daha fazla etkilendi. Keza şimdi deprem çok büyük bir felaket. Bu yüzyılda yaşadığımız en büyük doğal afetlerden birini yaşıyor ülkemiz. Ve kız çocuklarına, kadınlara daha fazla destek çıkmamız gerekiyor. Bu dünkü toplantıda da felaketlerde kız çocuklarını ve kadınları korumak için yapısal neler yapılabilir, ne türlü önlemler alınabilir diye konuşuldu. Burada barınmada öncelik vermek, hijyen ihtiyaçlarında öncelik vermek, eğitimde kesinlikle ve kesinlikle kız çocuklarına ayrımcılık yapmamak, hatta gerekiyorsa pozitif ayrımcılık yapmanın önemlerinden bahsettik. Şimdi biraz önce bahsettiniz ama şimdi geçtiğimiz haftalarda da hepsi burada deprem bölgesinin ekonomik olarak kalkınması için siz de söylediğiniz 2 senelik bir program açıkladı. Bu deprem bölgesinde kadınlar için ne gibi destekler getiriyor? Ben onu açıkçası merak ediyorum. Ne gibi destekler sunuyor? Biraz bahsettiniz ama açalım mı? Pardon, ses geldi mi? Son cümleyi kaçırdım. Şimdi geçtiğimiz hafta size bahsettiniz az önce. Evet, son evet. Cümleyi duyamadım, tekrarlayabilirseniz. Evet, geçtiğimiz hafta siz de bahsettiniz. Hepsi burada deprem bölgesi ekonomik olarak 2 senelik bir program açıkladığına dair. Şimdi bu deprem bölgesinde yaşayan kadınlar için ne gibi destekler? Ben bunu merak ediyorum. Neler getirecek? Biraz daha açalım mı? Duyabildiniz mi şu an? Tabii. Tabii. Şöyle biz öncelikle depremde Türkiye'deki seferberlik, Türkiye'deki büyük gönüllülük beni gerçekten çok etkiledi. Sivil toplumlardan kamu kuruluşlarına, şirketlere, vatandaşlara kadar hepimiz elimizden gelen her şeyi yapmak için çalıştık. Hayat adeta durdu. Burada tabii bu acıların sarılması, deprem bölgesinin tekrar ayağa kalkması uzun bir süreç alacak. Burada biz hepsi burada grubu olarak uzun vadeli bir şeyler yapmak istedik. Ve en çok nerede faydamız olur diye düşündüğümüzde de hayatın normale dönmesi için ekonominin toparlanması gerekiyor, esnafın satışını yapması gerekiyor, istihdamın olması gerekiyor, iş imkanları yaratmak gerekiyor. Bu bağlamda da biz 10 bin esnafa 10 milyar TL satış hacmi sözü verdik. Hepsi burada olarak bunu söz verdik. Ve 5 bin kadın girişimci bölgeden çıkartacağız dedik. Biz ne yapacağız, nasıl bu esnafı, bu girişimcileri destekleyeceğiz? Açıkçası neye ihtiyaçları varsa onu yapacağız. Her türlü eğitimi vereceğiz. Ticaret ihtisas merkezleri kuracağız. Tüm lojistik desteğimizi bölgedeki esnafın arkasına koyacağız. Deposu yoksa depolama işlerini vereceğiz. Ofis ihtiyacı varsa ofisi vereceğiz. Bilgisayar vereceğiz. Fatura kesmesi gerekiyorsa muhasebe sistemi vereceğiz. Biz orada adım adım kadın girişimcilerimizden de ellerinden tutarak 5000 kadın girişimciye ekonomik bağımsızlığını sağlayacağız. Şimdi siz girişimcilik dediniz tabii. Şu konuyu da merak ediyoruz. Şimdi girişimcilik ekosistemi duyabiliyorsunuz değil mi rahatlıkla bu arada tekrar? Evet, evet, evet. Şimdi girişimcilik evet. Ekosistemi konusunda dünyada Türkiye'de ne durum var? Onu ben merak ediyorum açıkçası. Ve hepsi burada yani yönetim kurulu başkanlığı yaptığınız şirketin de bu konuda neler yaptığını, ne gibi destekler sunduğunu da bizimle paylaşabilir misiniz? Buyurun. Tabii ki. Şimdi dünyada girişimciliğe giden venture capital denen girişimci sermayesi fonlarının büyüklüğüne baktığımız zaman
Türkiye'nin hak ettiği sermayeyi buradan alamadığını söylemek istiyorum. Bizim çok daha fazla yatırımcının Türkiye'ye gelip girişimcilik ekosistemini desteklemesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de teknolojide başarılı şirketler çıktı. Hepsi burada, bunlardan biri Nasdaq'ta listelenen ilk şirket. Biz hepsi burada olarak kendi iş etrafı, kendi iş alanımızdaki startuplarla yakın çalışıyoruz. Bazılarına yatırım yapıyoruz. Bazılarıyla iş ortaklığı yapıp işlerini büyütmelerini sağlıyoruz. Ama ekosistem için önemli bir grup hepsi burada grubu. Biz de elimizden geldiğince destekliyoruz. Ama tabii ki biz bir girişim sermayesi fonu değiliz. Dolayısıyla burada ağırlıklı işbirlikleriyle götürüyoruz görüşmelerimizi. Peki, çok önemli toplantıda size konuşmacıydınız. Oradan acaba, o bölgeden, New York'tan bize bir mesajınız var mı bu konuyla ilgili? Eşitsizlik, cinsiyet arası eşitsizlik, girişimcilik konusunda son bir mesajınız varsa almak isterim. Tabii, insanlık cinsiyet eşitliği olmadan full potansiyeline erişemez. Ve bu herkes cinsiyet eşitliğine ekonomik açıdan bakıyor, kadının istihdama katılmasının ekonomik faydaları. Ben öyle bakmıyorum açıkçası. Bu benim için bir insanlık hakkıdır. Dolayısıyla en başta ben burada dün de bunu söyledim. Yönetim kurullarında kadınlar olsun, kadın CEO'larımız olsun tabii ki istiyoruz. Ama en başta her kız çocuğuna eğitim hakkını verip tüm eğitim hayatlarını bitirene kadar onları desteklememiz gerekiyor. Hepimiz bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Hanzade Doğan, çok teşekkür ediyorum size vermiş olduğunuz bilgiler için. Hepsi burada kurucusu ve yönetim kurulu başkanına tekrardan size iyi akşamlar diliyorum. Evet, devam.